Evet arkadaşlar, bugün balığa gideceğiz. Göle gideceğiz. Göle bu sefer göle gideceğiz. Gidelim bakalım, gölde bir video çekelim. Benim neden balık tutamadığımı sormuşsunuz arkadaşlar. Nedeni çok belli. Açıklıyorum bu sırrı. Bugüne kadar videoyu çeken ben değildim. Benim ikizim arkadaşlar. Evet, bunu açıklıyorum yani. Ben şu an ilk defa video çekiyorum. Üçüncü videoda ilk defa ben video çekiyorum. Beceriksiz çekememiş kaç gündür. Yani hatta bana inanmayanlar olur. Bakın şu anda gösteriyorum, bakın. Lan! Şşş! Buraya gel. Ne oldu be? Ne bağırıyorsun? Balığa hadi. Git balığa git hadi. Yok. Yok, bugün ben tutmayacağım. Şş, şerefsiz. Yok, ben tutmayacağım, hadi. Hadi tamam git. Yok. Sakın faydan olmasın, yok. Heh. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben tutmuyordum. Ya bugüne kadar ben tutmuyordum. Benim ikizim de o arkadaşlar. Beceriksiz. Bana çok benzeteniniz de olacaktır da hiç alakamız yok. O 103 kilo. Ben 101 kiloyum. Aramızda fark var. Kilolu o biraz. Bir de benim tam 78 tel fazla saçım var ondan. Yani daha fazla. Hiç yani dikkatli bakarsanız anlarsınız benzemediğimi. Evet arkadaşlar, şu an videoya geçiyoruz. Hadi bakalım, devam ediyoruz hadi. Selamünaleyküm arkadaşlar. Girdik. Böyle gidiyoruz şu anda. Farklı bir şey denedik. Acaba yani balık tutamamamın sebebi deniz mi? Onu çözmek için şu an göle gidiyoruz. Bakalım bu sefer gölde tutarım diye düşünüyorum. Gölde ne tutacağız bugün? Balık tutacağız arkadaşlar. Denizde balık yoktu. Gölde vardır. Belki vardır. Ne yapıyorsunuz lan? Topçular. Topçu olacaksınız mı bak? Evet. Sen ne oynayacaksın? Sol kanat. Sen? Stoper. Sizin topçu olmanız mı daha büyük ihtimal benim balık yakalamam? Bizim topçu olsun. Sen dönüşte yürüyerek geleceksin sen. Öyle. Arkadaşlar kardeş işte. Geçti artık, hadi bakalım. Geldik arkadaşlar. Şöyle garip bir yer arıyoruz. Şu anda bu video göl falan dedim baştan da çoğu yer arama videosu. Artık biliyorsunuz çünkü yani bize sıkıntı yok. Yerle alakalı sıkıntılarımız var. Güzel bir yer ama ha. Buraya ileride gelinir. Evet, burası güzel yer ya. Arkadaşlar gerçekten güzel bir yer. Buraya ileride geleceğiz. Burası levrek yeri. Ya arkadaşlar gidelim bakalım. Bu yeri yeni keşfetmek için yaptık. Bu yer bulma videosu değil. Bunu kim az önce söylediyse yalan. Biz bugün göle gidiyoruz. Gölde balık tutacağız. Hadi bakalım gidelim şimdi. Evet, geldik şimdi buraya yemek yemeye. 4 numaralı kancalarda kullanacağız arkadaşlar. Bunlar yayın balığı için çok önemli. Yayın balığı bu kancalara geliyor. İlk başta kafasını buradan geçiriyor. Ondan sonra şuradan bir tur attırıyor. Kendisi buraya mi yapıyor bunları? Tabii kendisi yapıyor. Lan ne akıllı hayvan. Buraya siz ciğeri dokunduruyorsunuz buna. Kokusu bunun üzerine siniyor. Ulan misine de bağlamıyorsun değil mi? Böyle komple atıyor yok, mu? Yok, bağlamıyor. Bu özel yapımı. Böyle ara ara keseceğiz şimdi. Balığa gitmemiz biraz uzun sürüyor olabilir. Çünkü balıkta zaten bir şey tutamayacağımız için bari başka bir şey görüyorsunuz. Bak şu anda farklı bir şey görmüş oluyorsunuz. Yani böyle sadece böyle 40-50 yaşında dayılar için çekmiyoruz. 10-15 yaşında dayılar için de çekiyoruz. Niye? 10-15 yaşında dayılar oluyor şeyde. Kırklarda oluyor. Yaklaşık 3 saattir diyor Metan Bey'iz ama yok, biz 8 saattir yolda gidiyoruz burada. Geldik arkadaşlar. Burası. Geleceğimiz yer burası, göl. Biraz da gölde deneyelim. Ya bak millet orada tutuyor, görüyor musun? Orada atmışlar 3-5 tane. İnşallah bir şey vuracağız. Bu sefer tutacağız. Yani belki de bizim nasibimiz göldedir. Belli de olmaz şimdi. Zaten abi arkadaşlar. Denizler saçma yani. O denizde balık tutanların %90'ı yalan söylüyor. Balıkçılığın asıl yapıldığı yer göldür. Evet, aldık böyle bir şey aldık. Bildiğin tavuk ciğeri yani. Biraz sonra şurası komple şey de olacak arkadaşlar. Yayın balığı, sazan, alabalık. Şey bile, levrek bile çıkartırız biz bu gölden. Öyle bir balıkçıyız. Evet arkadaşlar, taktık. Bak şöyle bir yem taktım, görüyorsunuz değil mi? Bir yem takma stilini ben kendim geliştirdim. Üstte ciğer, altta mısır kapatmak için. Üçü de aynı bu şekilde bağlı. Şimdi bütün balıklar bende arkadaşlar. Hepsi bende, iyi izleyin. Bütün hepsini tuttum arkadaşlar. Bu sefer bu videoda var ya, öyle böyle balık tutmadım yani. İzleyin de görün, hadi bakalım. Attık, bekliyoruz bakalım. Oturmaya yer yaptım böyle. Burada bekleyeceğim. Etraf harbi kalabalık. Şimdi videoda belli oluyor mu bilmiyorum da. Dediğim gibi yanımıza da burada insanlar şey yapmış yani iyice. Adam kaç oltayla gelmiş belli değil. Bak. Görüyor musun? Adam olta sayısına bak adam. Gelmişiz bir tane. Az önce kolum çarptı, vurdu zannettim, heyecandan videoyu kapattım. Yürü ya rüzgar var ya. Rüzgarlı zamanlarda sevmiyorum ya balık tutmayı. Bakalım tutalım burada. Ben aldım burada erkek adam yiyeceğimi. Gerçek profesyonel balıkçılar böyle yapar. Yani profesyonel adam yiyeceği. Arkadaşlar tuttum valla. Valla ben tuttum, şuna bir bakar mısınız? Ya bak. Bak! Arkadaşlar tuttuğumu gördünüz burada. Boyu da büyük ha Ahmet abi. Senin tuttuklarının şu ana kadarkin kaç katı bak. Gerçi büyük mü onu da bilmiyorum arkadaşlar. Şu an bakacağız da. Bir delidir başımıza beladır ya. Bunu şimdi arkadaşlar bir tabii ki de salacağız. Ben tuttum ha, kendimi güle göstereyim. Ben tuttum arkadaşlar. Ben başkası değil. Lan reis, bu kadar abartmaya gerek yok. Yani anladık, sen tehlikesin. Tehlikenin içinden geldin. En tehlikelisi de sensin. Evet arkadaşlar, tutmaya devam. Bu belli ki tek olmayacak. Hadi bakalım devam edelim. Arkadaşlar bunu şimdi salıyoruz ya. Bilinçli balıkçı. Bakın. Hadi bak. Salındı. Saldık değil mi? Evet saldık. Hadi arkadaşlar devam edelim. Hadi bak. Hadi oturuyoruz. Az önce heyecanla vurdu zannettim dediğimde gerçekten vurmuş ya balık. Ben heyecanlandım, vurdum zannettim de yok, gerçekten vurmuş. Güzel ya. İyi başladık yani. Daha ilk atışımız sayılır. İkinci atışımda. Yani yalan söylemeyeyim. Bu sefer yalan söylemeyeceğim. Normalde olsa söylerdim. Yani bu gerçek erkek adam balıkçı yiyeceği, gerçek balıkçıların yiyeceğini şey diyorum, gerçek erkek adamların. Herkes bunu yiyemez.
Her bilen bilir yani. Gerçek balıkçıların %90'ı bunu yer. Çitos, şat. Sırlarımı yani öyle açık etmeyi sevmem de. Siz yabancı değilsiniz. Evet, biraz şu an taktik değiştirdim. Kalktım artık orada böyle kendiliğinden bıraktım. Ya şu dayanınkileri hiç bir şey de vurmuyor bir saattir. Neyse, bizi ilgilendirmez. Bizi kendi balığımız ilgilendirir. Hadi gidelim bakalım arkadaşımız ne yapıyor burada ya. Orada balık tutuyor, o da balık tutuyor. Kolay gelsin, selamünaleyküm. Var mı bir şey be, geldi mi hiç? Var mı bir şey abi? Vurur gibi oluyor böyle. Uç biraz geri geri yapıyor. Ama insanı yanıltıyor yani. Aslında vurduğu falan da yok. Sallandı az önce ama. Ya şu an rüzgar da az önce bayağı ileri doğru çekildi falan bir şeyler oldu. Bayağı bir sistem kurmuş. Sen ne zamandır buradasın abi? 2,5 aydır. Güzel sistem ama ya. Vallahi şeyli, sensörlü bak orada görüyor musun? Bizinkisi bir. Biz az önce zili yoldan bulduk. Normalde zilimiz de yoktu. Yapacak bir şey yok ama bizinkisine daha iyi vuruyor. Daha iyi kurmuş orada çadırı şeysini. Daha bir şey de çıkmamış. Çıkmaz. 2,5 ay vs. 10 dakika. Öyle yani. Sazan avının normal yayın için gelmiştik ama şu an videoyu sazan tuttuğumuz için sazan avı olarak değiştireceğim. O da video çıkıyor. Gelin ha. Helal olsun. Bu ülkeyi YouTuberlar kurtaracak. Dayı yüzünlü ya orada. Tutamamış balık. Ah be dayı be. Ah be dayım be. Değdi mi be dayım? 2,5 aydır yatıyorsun onunla. Çadırda yatıyorsun ileride. Neyse arkadaşlar. Bizi ilgilendirmez. Bana doğumuna para mı saydın? Bana ne? Dayıyla dalga geçtik de dayı da balıkçıymış ya. Şu an gittiği yerdeki ipler. Orada görüyor musun? Aynen. Tam orada önündeki ip. 10 kilo şey varmış sazan arkadaşlar. Bak ya, ip var bir tane. Bağlı var. Orada bağlı varmış. 10 kilo. 10. Vay anasını satayım. Bizimkisi o zaman ufacık bir şeymiş. Biz de tutacağız ya. Biz de 10 kilo tutamaz mıyız? Niye tutamayalım arkadaşlar? Yayın balığı yokmuş burada. Belki de yayın balığı yayınlaşmış. Nasıl? Sonra videonun ortalama görüntülenmesi niye düşecek şu sahneden dolayı. Arkadaşlar son kez şöyle bir şey deniyorum. Ucuna şey taktım. Mısır. Hepsinin ucunda öyle mısırlar var. Ve 2-3 tane. Biraz da bununla deneyeceğim. Değil mi? Bu da ciğer. Ne alakası var kardeşim? Ciğerle balık mı yakalanır arkadaş? Bir kere tavuk ciğerini balık nereden bulup da yiyor da bunun kokusuna şeyine gelecek. Daha fazla tavuk ciğeri satılsın diye benim kasapların uydurduğu bir yalan yani. İnsanlar her şeye de inanıyor. Hadi mısır neyse. Mısır belki hani tarladan düşmüş, yuvarlanmıştır. Belki işlerinden biri de denemiştir lan güzel bu diye devam etmişlerdi yemeye de. Tavuk ciğer. Ne alakası var tavuk ciğeri? Bunu dağıtalım da bakalım sazan gelecek mi? Bir 20 kilo sazan tutsam yeterli ya. Fazlasında gözüm yok. Burada da ateş yakıyorlar. Balık tutma taktikleri. Biz balıkçı değiliz. Biz balık vlog kanalıyız. Vlog balığı. Dediğim gibi bak şimdi balığı nasıl tutulduğunu hep beraber kendimiz sıfırdan kendimiz öğreniyoruz. Yani ben bilip de size burada göstermeyeyim. Eminim yorumdaki insanın önünde dursanız benden iyi balık tutuyordur. Evet arkadaşlar, bir balık daha tuttuk gider ayak. Tam giderken arkadaş sıkıldı artık, gidelim dedi de. Metan reis tuttu bunu. Büyük de balık ya, benimkinden büyük galiba. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunu şimdi salıyoruz. Sen mi salıyorsun, ben mi çıkarayım? Salıyoruz arkadaşlar. Evet, toplandı, gidiyoruz şimdi. Bu da Metan Reis'in arabası. Almak isteyen olursa 750 bin liraya yarın noter diyor. Diyor mu yarın noter? Yarın noter. Çekiyor, çekiyorum geri al. Evet arkadaşlar, gidiyoruz, balığı bitirdik. Kısa sürede aslında var ya hani öyle çektiğim video kadar aşağı yukarı durduk. Dediğim gibi bir 40-45 dakika falan ancak balıkta durmuşuzdur. İki tane büyük sazan yakaladık. Bence gayet iyidir. Denizden iyidir yani. Zaten göl balıkçılığı daha eğlenceli. Yalan mı? Evet, atıyorsun ne güzel. Şey yok, yosun yok, takılma yok. Neyse tuttuk, bayağı bir şey tuttuk yani. Sonunda da ben bir tane fazladan tuttum dedim. Neyse Metan abi tutmuş gibi göstersin kendini. Değil mi? Biraz kısa video oldu ama olsun zaten. Makbulü kısası makbuldür. İyi ya arkadaşlar, ve abone olmayı unutmayın. Bak ilk iki videodur Ahmet abi söylüyor. Bu sefer ben söyleyeceğim. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.